Kesinlikle hastalıkları da değinmişken bu arada hastalıkların önlenmesinde fonksiyonel tıp alanında da kullanılıyor yoga. Çünkü baktığımızda az önce de bahsettik, stres düzeyimizi kaldırıyor, depresyonu ortadan kaldırıyor. Zaten hastalıklarımız dediğimiz gibi stres anında ortaya çıkıyor ve bence hastalıkların önlenmesinde çok güzel bir meditasyon diyebiliriz. Evet. Çünkü ne oluyor? Normal hayatta oraya koştur, buraya koştur. Zihin devam. Yorgunluk. Zihin hiç susmayan bir yapı. O devamlı buradan konuşan bir yapı. Yani yoganın burada bize kattığı şey, işte o mata çıktığında mesela çoğu zaman normal hayatta nefes almayı unutuyoruz. Evet. Hareketlerle asanaları, asana diyoruz işte o yaptığımız hareket dizilimine. Hareket pratiğine nefesle birlikte eşlik ettiği için nefesini kullanıyorsun, bedenini kullanıyorsun. O günlük yaşamda sıkışan beden o mata çıktığın an işte o nefesinle yaptığın pratik bedensel hareketlerle esnemeler, uzamalar, bir kere omurga yapımız çok önemli. Bütün gün oturuyoruz. Dik otururken bir süre sonra kambur şekilde Evet, oturmaya evet, başlıyorsun. evet. Yoga bize ne sağlıyor? Dimdik oturup omurgamız ne? Yaşam enerjimiz, o prana, chi dediğimiz. O nefes alarak oraya onu yönlendirerek orada yaşam enerjisini aktive Romatizmal ediyoruz. hastalıkları da iyi geliyor diyebiliriz, Kesinlikle. fibromiyaljiye, boyun Kesinlikle. ağrılarına. Kesinlikle. Devamlı elimizde günümüzde bilgisayardayız ya da telefondayız. Evet, Bütün evet. gün boynumuz hep öne doğru eğik. Bu pratiklerle işte boyun fıtığı, omuz ağrıları, en çok zaten omuz ve boyun problemi var insanlar. Çoğu İşte omurilik, insanlarda evet. işte skolyozdu, lordoz, hep bu omurilik rahatsızlıkları da ve duruş bozuklukları. İşte bunların hepsi nefes, pratiklerle birlikte çok Dengeye ulaşıyor. aynen öyle. Aslında bak denge dediniz ya, işte her şey denge aslında. Biz o denge ayarını kaçırıyoruz dünya düzleminde. Bozuyoruz, evet. O mat ve yoga pratikleri bizi o denge alanına getiriyor. Yani madde dünyasıyla manevi dünyayı bir araya getiriyor. Yani yoga dediğimiz zaman çoğu insan evet çok fazla manevi alana yükseldik ve hani o uyandık, uyanışa geçtik anlamında bakıyor. Yani hepimiz aslında uyanık olarak o ego devreye girmeden önce o 3 ile 5 yaş arasındaki dönemlik çocukluk dönemlerimizi hatırladığımızda her şeyi özgürce yapabiliyorduk. Evet. Ne zaman ego devreye girdi? Nefes almamak, işte esneklikler, kısılmalar başlıyor ve bugüne kadar geliyor. İşte yoga Evet. bize burada bunlar için destek ve yardımcı oluyor. Kesinlikle, Ve kesinlikle katılıyorum. son bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki. Parasempatik sinir, hani hastalıklardan bahsettiğimiz için o parasempatik sinir sistemini devreye sokuyor. Yani o seni dinginleştiriyor, sakinleştiriyor. Daha farkındalıklı karar verebiliyorsun. Zihin hiçbir zaman susmuyor ama zihnin sakinleştirip kontrolün senin eline geçmesini sağlıyor. Zihnini sen yönlendirebiliyorsun. Aslında Evet. çok yani anlat anlat bitmez, çok Evet, derin. çoğumuz başaramıyoruz bunu. Evet. Bu Maalesef. açıdan yoga gerçekten çok faydalı diyebiliriz. Evet.